ekranlarına, yeni nesil yayıncılığa hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum, yeni işler öğreniyorum. Acaba bu meslek nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim, ne yapacağım? Kıyafetimden de belli olacağı üzere efendim. Yeni Kapı Marmara Otoparkı'nda İspark'çı olmaya karar verdim ve şu bilgiyi de paylaşmak isterim. İlk kadın İspark'çı olma özelliğini de taşıyorum efendim. Hiç vakit kaybetmeden Ali Bey'in yanına gideyim ve kolay mı sandım başlasın. Hadi buyurun. İlklere imza atan sunucumuz Tuğba bugün İspark'çı oluyor. Bakalım neler yapacak. Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Ali Şahin. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Geldim, beni böyle bir güzel giydirdiler. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Olduğu kadar artık. Gelenler de şaşırıyorlar yeni mi başladı diye. Hani görmedikleri için kadın İspark'çı. Bu da ilk olacak herhalde. Efendim, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Bugün havada böyle güneşli, bir güzel, motivasyonum yüksek. Bugün ne yapacağız? Siz neler yapıyorsunuz? Buradaki çalışma sistemi ne? Bundan bahseder misiniz? Tabii ki de. Şöyle, öncelikle gelen müşterimizi güvenli bir şekilde park ettirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Acelesi olabilir, hastası olabilir. Aa, evet. Tabii bu zamanda da kendisine yardımcı olmak lazım. Evet. Hemen o aceliyetini bir an önce gidermek lazım. Oradan yardım etmeye çalışıyorsunuz. Tabii bir an önce ortadan kaldırmak lazım. Önemli olan tabii müşterimizin de güvenli bir şekilde park ettikten sonra güler yüzle ayrılmasını sağlamak. Bizim görevimiz bu. Evet. Evet. Burada girişte para alınıyor ve çıkışta mı alınıyordu? Yok, çıkışta. Ödemeler çıkışta burada. Buradan fiş alacaklar, kart alıyorlar. Evet. Girişte kartını alıyor. İlk İspark'cı değilim bence, batırdım. Evet. Girişte kart alıyorlar, dışarıda çıkar. Evet, çıkarken ödüyorlar. Kaldıkları süre içerisinde ödemelerini yapıp çıkıyorlar. Bir de burada katlı otopark var değil mi? Evet. Gördüğünüz şekilde zaten alta bir araç, üstte bir araç şekilde parklanmasını sağlıyoruz. O zaman biz hiç vakit kaybetmeden artık işimize başlayalım, öyle değil mi? Başlayalım. Kolay mı sandın başlıyor. Umarım gün sonunda tüm otopark birbirine girmez Tuğba. Karmaşık iş, dikkat et lütfen. Evet, evet Tuğba Hanım. Burası giriş noktası. Aynen, giriş noktamız. Şimdi aracı içeri alacağız. Buradan o kart tarafta, alıyorlar. O kendisi alacak, biz almıyoruz. Ben de. Tamam. Kendisi geldim. Yanaştığı zaman müşteri kartını alacak. Sadece biz yer konusunda kendisini yönlendirme tamam. yapacağız. Tamam. İçeride lift sistemimiz var. Lift sistemi iki araçlık olduğu için daha çok mesafeden yerden kazanma amaçlı lift sistemini kullanıyoruz. O şekilde kendisini parklandırmasını sağlayacağız. Hmm, yerden tasarruf. Aa, araç geliyor valla. Benim mesai başladı. Aynen. Geliyor. Gelemiyor. Evet. Geldi. Tuğba Hanım. Biz sizde yönlendirmeyi yapıyorsunuz. Geldi. Hoş geldiniz. İyi günler. Otoparkımız biraz doluluk oranı çok fazla otoparkımızın ama sizin için biz yardımcı olacağız. Katlı otoparkımızı alacağız. O lift sistemiyle olan otoparkımıza. Ben size kartınızı vereyim mi? Tuğba'nın sol taraftan giriş yapsın beyefendiye. Buyurun. Siz sol taraftan devam edin. Ben gelip yardımcı olacağım size. Hemen gidelim, müşteri beklemesin. Hemen gidiyoruz. Koş evet. Hadi. Hemen. Koş Tuğba, müşteri beklemez. Ali Bey, şimdi burada bir araç var zaten hali hazırda. Biz evet. bunu yukarı mı kaldıracağız? Evet. Birinci derecede bizde önceliğimiz güvenlik burada. Evet. Güvenli bir şekilde önce. Zaten anahtarla çalışan bir sistem. Lift sistemini kullanmamızın amacı şudur. Daha çok yer tasarrufu yapmaktır. Tek araçlık yere çift araç park etmektir. Amaç budur. Aynen öyle. Şimdi anahtarı alıyorsunuz Tuğba Hanım. Anahtarın yeri orada sabit. Burada. Anahtarı evet. İçeri yerleştirin. Düşmesin araba sonra. Düşmez. Böyle geliyorsunuz. Böyle yüzünüz o tarafa dönük olsun. Solağım ve bu tarafa gitmeye evet. çalışıyorum. Hazır mısınız? Sevgili seyirciler. Şöyle. Ha, bir tanesi aşağı, bir tanesi evet, yukarı. Evet zaten evet, sol taraf aşağı, sağ taraf yukarı. Taktım. Boyum da yetişmiyor ki. Bu tarafa çevireceğim değil evet, mi? Evet, sabit bir şekilde tutuyorsunuz çevirdikten sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Araç yukarı kalkana kadar tutmaya devam ediyorsunuz. Hiç kazan yaşandı mı bu şekilde Ali Bey? Araba falan düştü. Yok, biz görmedik. Yani bir şahit olmadım herhangi bir kazaya. Maşallah. Ama tabii
Garip sesler geliyor Tuğba. Ne oldu acaba? Tabii bu olmayacağı anlamına da gelmiyor şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Altında da durmayayım mı? Yani kolay mı sandığında böyle bir şey yaşanmasını kimse istemez, öyle değil mi? Ki benim bir ufak tefek başıma gelen şeyler de olmadı değil ama müşteri bekliyor. Sonra anlatırım sevgili seyirciler. Evet, hemen müşteriyi yardımcı alalım. Hemen arazini oraya alalım. Bekletmeyelim kendisini. Evet, koşalım Tuğba Hanım. Sizi beklettik, ne olur kusura bakmayın. Bu seferlik. Şöyle alalım, sizin için yer açtık biz. Buyurun. Buyurun efendim. Evet, şimdi güvenli bir şekilde müşterimizi park etmeye çalışıyoruz. Ha. Müşterimize yardımcı sağ oluyoruz. Sağ sol falan mı diyeceğim? Tabii, sağ sol diyorsunuz. Ay, ben hiç beceremem biliyor musunuz? Kendim bile zor park ediyorum arabayı. Evet, bir ileri almasını sağlayalım şimdi Tuğba Hanım. Evet, biraz öne alabilir miyiz? Evet, biraz... Biraz öne alalım. Müşterinin sizi görebileceği açıya durursanız da... Öyle mi? Evet. Şu an bütün işler karıştı. Neyse ki... Sürücümüz başarılı bir şekilde park etmeyi başardı ki bana ihtiyaç duymadı zaten. Evet. Yoksa yanmıştık. Tebrik ediyorum yine de yani. Bence hiçbir şey yapmadan bu işi yapmaya çalışıyorum ya, her zaman olduğu gibi. Ama uyumlu bir insanım değil mi size? Bir sıkıntı evet. Çıkarmadım şimdiye kadar. Yani şu ana kadar çok pozitif bir... Öyle mi? Evet, görüntü verdiniz. İnşallah sonuna kadar böyle gider. İnşallah. Biz anahtar alacak mıyız beyefendiden? Yok, anahtara gerek yok çünkü kendisi park etti. Tamam. Herhangi bir engel şu an teşkil etmiyor bize. Anahtar onun için hiç gerek yok. Tamam. Teşekkür ediyoruz size. İyi ki araba park etmekte profesyonelsiniz, yoksa yanmıştınız. Ben sizi yönlendiremezdim. Evet. İyi günler diliyorum. Çıkışı da bekleriz. Sağ olun. Ali abi, daha nasılsın? Öyle bekliyor muyuz hep arabaların gelmesini? Ya her an bir hareket olabilir. Yani bekliyoruz şu an ama. Zaten böyle... Kapıda bekleyen bir araç var. Evet. Tuğba, hemen koşuyorsun. Araç geldi. Hiç ben durma. Olacağım. Evet, kesinlikle. Hadi koşuyorsun. O zaman koşun. Koş Tuğba, hadi. Şimdi her işin bir acemiliği var tabii ki. Yani bu işin de bir acemiliği var. Çok gayretli gördüm kendisini. İnşallah yapacak ama tabii azimlilik var biraz. Ya inanıyorsun yani yapabilir. Yani yönlendirilmeye ihtiyacı var. Tabii, bence tabii. Bence zeki bir kız, inşallah yapacaktı diye düşünüyorum. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ben olumlu düşünüyorum. Tabii şu an evet. Göreceğiz. Şu an bir uygulamasını ama göreceğiz ben inşallah. Ben tahmin ediyorum. Yani. Ben de öyle düşünüyorum. Aynı fikirdeyiz bu konuda. Vallahi müşteriler beklemez, koş. Hoş geldiniz. Ben biraz acelem var, siz fark edersiniz. Tamam, inşallah. Şunu size veriyormuşum. Veremedi. Şöyle. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Aman Tuğba, gülmeyi bırak da yola bak lütfen. Bu arada geri yanaşabildin Tuğba. Aferin sana. Tamam, anahtarını da aldım beyefendinin. Evet, başarılı bir şekilde park ettim. Vallahi tebrik ediyorum. Benim arabam böyle yani. Ponçik küçük bir araba. Onun için her yere girip çıkabiliyorum. Bu böyle bir şey oldu. Şimdi bizim işimizin gereği biliyorsunuz. Yani her türlü araç geliyor. Büyük araç geliyor, küçük araç geliyor. Hepsini artık... Takmışım ya. Heyecandan anahtarlığı arıyorum. Evet. Şimdi bu anahtarlık biliyorsunuz. Vali anahtarı. Evet. Bunun bir tanesini karşı tarafa, yani müşteriye veriyoruz. Verdim. Geldiği zaman... Alıyorum. Kaç numara bu? 41 numara değil mi? 41 numara. Karşıdaki araç sahibine de aynı numara olacak. Benim arabanın anahtarı da değiştirsem mi ki? Yani güvenli şekilde... Bu güvenli, benim deyip gidiyormuşum. Anahtarı güvenli kişiye vermiş oluyorsunuz. Tabii. Gerçek sahibine vermiş oluyorsunuz burada. Doğru. Hani şuna mı verdim, buna mı verdim, soru işareti kafanızda kalmıyor. Ama ben hala bir şey merak ediyorum. Şimdi biz biraz önce bir aracı liftle yukarı kaldırdık ve aşağıdaki aracın sahibinden anahtarı almadık. Peki yukarıdaki aracın sahibi çıkmak isterse ne yapacağız Tuğba? Evet, hoş yavaş. Geldiniz. Kartınızı alabilir miyiz? Kartı hemen bakıyoruz. Okutuyorsun. Evet. 8 lira. Bir saniye. Parayı önce... alıyorsun. Önce parayı alıyorsun. Öyle ondan mi? Ondan sonra tabii. Şimdi evet, fişini çıkartıyorsunuz. Teşekkür edip iyi günler diliyorsunuz. Teşekkürler. İyi günler, yine bekleriz. Hoşça kalın. Çok güzel burası ya.
Bayağı rahatmış burası. Hoşuma gitti. Ne orada öyle araba kovalıyorum yani. Burası daha güzel. Tabii kasanın... En rahatı kasa burası. Tuğba, efendim? Kasanın riskleri var. Şöyle ki, para alırken paraya dikkat etmek lazım. Ha. Sahte para olabilir. Fazla para üstü verebilirsin. Benim gözümden kaçmaz. Ben kül yutmam. Asla kopya çekemezsiniz, asla. Tabii, burada... Benim gözümden kaçmaz. Dikkat önemli. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. 8 lira. Evet. Al kapıda araç. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Yine de dikkat etmek lazım Tuğba. Ali Bey doğru söylüyor. Sahte para ve fazla para üstü sorun yaratabilir. Efendim biz şimdi yol üstü otoparkına geldik. Burada bakalım işler nasıl devam ediyor. El terminali evet, değil mi bu? Evet. El terminaliyle çalışacağım. Bunu çok merak ediyordum. Ayberk'cim hemen bir araç geliyor. Dilersen hemen alalım mı aracımızı? Evet Tuğba, araca bir yardımcı olalım o zaman. Evet birazcık. Sağ sol diyerek aracı parklandırma yapalım Tuğba. Aracını... Sol yapabiliriz evet. Biraz. Arkaya mı geçmem lazım? Evet. Sağ sol diyerek aracı parklandırma yapalım. Tamam. Evet. Sağ yapın. Sağ yapın. Sağ yapın biraz. Evet. Gelin. Sağ yapın. Tamam. Evet, gelmesini söyle. Biraz gelebilirsiniz. Evet. Tamam. Tamam böyle. Tamamdır efendim. Böyleyin. Tamam. Hoş geldin diyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne efendim kadar ne kadar zaman kalacaksınız? 2 saat, 1-2 saat, 8 lira efendim. Devam mı yazacağız abi? Evet, devama basıyorsun. Nakit. 1 saniye. 8 lirayı alıyorsun önce. Tamam. Nakite basıp fişlendirme yapıyorsun. Beyefendinin fişini. Aa geliyor. Evet. Fişini veriyorsunuz beyefendinin. 2 lira da para üstü veriyorsunuz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz de benim param yok ki üstümde. Tamam. 2 lira beyefendiye vereceğiz biz. 2 lira vereceğiz efendim evet. Size. Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Bu işte böyle. Arkadaşlar 2 lira beyefendiye verelim. 2 lira verelim. Borçlandım ben beyefendiye şimdi. Para üstü 2 lira verelim. Para üstü 2 lira alalım. Şuradan alayım ben 2 lirayı. Tamam. Şöyle. Buyurun efendim. Bugün benim ilk iş günüm. Birazcık böyle... Gelgitler yaşayabiliriz. Kusura bakmayın. Şöyle buyurun Ali Bey. Teşekkür ediyoruz. Biz devam ediyoruz efendim. İspark'ın güler yüzü, neşeli, sıcak, samimi elemanı Tuğba işini iyice benimsedi. Önce sahada, sonra kasada, sonra dışarıda gerekli tüm vazifeleri yerine getirdi. Aferin Tuğba. Bu işi de başardın, bizi mutlu ettin. Tuğba ilk günün vermiş olduğu acemilikle... Çok gayretliydi ama yapmaya çalıştı. Ben kendisini gerçekten başarılı buldum. Tebrik ediyorum. Yani genel performans olarak iyiydi. Sonuçta bir acemilik de vardı. Ama genel anlamda gayretliydi ve çok iyiydi. Tebrik ediyorum ben kendisini. Efendim ben bugün Yenikapı Marmaray Otoparkı'nda İspark'çı olmaya çalıştım. Gerçekten bir oraya koştur bir buraya koştur bayağı yorucu. Kimi zaman kasada çalıştım, kimi zaman yol kenarında. Bayağı yordu Ali Bey beni aslında. Ama tabii ilk izlenimlerim sizin çok fena değildiniz, iyiydiniz. Öyle mi? Gayretliydiniz en azından. Peki. Eksikler olsa bile bu işi yapabileceğinizi gösterdi. Peki efendim, devamında çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz, yine bekleriz. İnşallah yine beklersiniz beni. İnşallah başka bir yerde tekrar çalışırız. İnşallah. Efendim ben bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İspark'la çalıştım efendim. Bugün bütün personele çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 16.45'te 360'ta.